Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size bir uyarıda bulunacağız. Birkaç gün önce farklı kişilerden bazı şeyler duyduk. Bir duyum aldık. Buna istinaden ben de bu videoyu yapma, çekme mecburiyeti hissettim. Arkadaşlar, lahit alıcıları, helikopterli alıcılardan bahsediyorlar. Ananının ne demek lahit alıcılar? Evet, yine ihale bize kalacak, haberiniz olsun, ben baştan söyleyeyim. Birileri fitne sokmaya, birileri ortalığı karıştırmaya karar verdi, anlaşılan o ki. Ortaya yine birileri çıkmış, biz lahit alıyoruz diye dolanıyormuş ülkede arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen, bu ülkede lahit almak, lahit satmak zaten suç. Bu bir tarihi eser, kültür varlığıdır. Siz bir lahiti satamazsınız, bir lahiti çıkartamazsınız, bir lahiti kıramazsınız. Böyle bir şeye zaten tenezzül etmeyin. Bir şekilde bu işin içine girmişseniz artık bu andan itibaren de lütfen bundan uzaklaşın. Çünkü kanunsuz bir işle uğraşıyorsunuz demektir. Hiç kimse bir lahiti alıp bir yere götüremez arkadaşlar. Tonlarca ağırlıkta bir taş kütleden bahsediyorsunuz. Toprağın altında gömülü bir taş kütle. Siz böyle bir bloğu, 20 tonluk, 10 tonluk bir taş kütleyi toprağın altından elini kolunu sallaya sallaya çıkartacak, arabaya yükleyecek, elini kolunu sallaya sallaya götürecek. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey, inanmayın. Helikopterli alıcılar. Abi buraya helikopterli alıcılar geldi. Bakın bu ülkede yıllarca anlatılan bir hikayedir. Olmuş mudur? Olmuş olabilir. Olmamış da demiyor. Gerçekten helikopterle birileri gelmiştir, bir şeyler almış götürmüş olabilir. Benimki sadece faraza. Yani birileri bu konuşmama dikkate alıp da gel bakayım ne buluyor, ne biliyorsun falan diye bana sormasın, bir şey bildiğimden söylemiyorum. Sadece duyduğumuzu, bize anlatılanları söylüyorum. Birileri, abi buraya helikopterle birileri geldi, buradan helikopterle şu lahiti kaldırdılar, buradan helikopterle şu hazineyi götürdüler gibi bir sürü hikaye dinledik. Ben bu ülkenin insanıyım. Yıllardır dolaşıyorum bu topraklarda. Gittiğim yerlerde bu tür şeyleri duydum ve dinledim. Gerçek midir, değil midir? Allahu alem. Ama gerçek de olabilir. Yani bir zamanlar bu ülkede çok başıbozukluk vardı. Yok muydu? Vardı. Çok şükür hali yola girmeye başladı. Ama gerçekten bir zamanlar bu ülkede gerçekten başıbozukluk vardı. Kimin kim olduğu, kimin ne olduğu, kimin ne yaptığı belli değildi. İşte o zamanlar anlatılan birçok hikaye var. Gerçekten de lahitleri kaldırmış olabilirler, götürmüş olabilirler, kasaları, hazineleri boşaltmış olabilirler. Olabilirler. Benimki varsayım. Duyduğumu söylüyorum. Siz de inanın, inanmayın. Size kalmış. Ama bu hikayeleri biz daha çok duymaya devam ederiz arkadaşlar. Sizden ricam, böyle bir şey rastlarsanız, duyarsanız, şahit olursanız lütfen bize de ulaşın. Mümkünse fotoğraflayın, kayda alın, ispatlayalım böyle bir şey olduğunu. Daha iyi olur ve bu bir suçtur. Yakalayalım, yakalatalım. Kültür varlığımızın, tarihi eserlerimizin bir şekilde yurt dışına çıkmasını engelleyelim. Ha, gerçekten lahit alıcıları var mıdır? Şu anda dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'den kaçırılmış lahitler sergileniyor. Demek ki lahit alıcıları var. Ama size kadar ulaşırlar mı? İşte onu bilmiyorum. Ama sizden ricam, Uğur Kulaç olarak, lütfen, bu bir suç. Tarihi eser satmak, tarihi eser pazarlamak suçtur arkadaşlar. Sakın bu suça uğraşmayın, bu suça bulaşmayın. Ve tekrar söylüyorum, lahitlerden, helikopterli alıcılardan uzak dur. Görüşmek dileğiyle.